Efendim hoş geldiniz Uçan Kuş TV'ye. Haftanın son günü, günün olayında ben Tayyar Işık Saçan ve her cuma olduğu gibi bu cuma da bizle Profesör Doktor Ekrem Çulfa günü ve gündemi değerlendireceğiz. Günümüzü ağırlıklı ve bilgilendirme amaçlı, biliyorsunuz pazar günü seçimler var. Hem seçimlerle ilgili bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yasaklar listesi var. Hem onu aktaracağız size. Hem de tabii magazin manşetlerimiz var. Hocamla beraber değerlendireceğiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Kilo veriyorsun bu aralar, ya farkındayım. Mutlaka tabii. Sağlıklı akşam yaşam, 7'den sonra bir şey yemiyorum. Başka yolu yok. Gün içinde? Gün içinde yiyorum sağlam. Kaç ve düzenli. Gün içinde sağlam. İki öğün. Sağlam. Gün içinde sağlam ama akşamları 7'den sonra yemiyoruz. Evet. Akşam önemli ama. Söylediğin önemli. Saat dilimi evet. Evet. Yani metabolizma biraz daha kesinlikle yavaşlıyor. Mutlu ve güzel insan. Seyircilerim öyle söylüyorlar senin için. Oh, 10 numara 5 yıldız. Ne güzel. Efendim, Ekrem Hoca ile de konuşacağız. 31 Mart pazar günü mahalli idareler genel seçimleri yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu bugün oy verme saatleri, oy verme düzeni ve genel günle ilgili bilgilendirme yaptı. Biz de program içinden bildirelim çünkü pazar günü saat 18 itibariyle Uçan Kuş TV ekranlarında hem seçim değerlendirmeli hem sıcağı sıcağına gelen sonuçları anlatacağımız seçim özel programımız da olacak. Oy verme saati sabah 07 ile 16 arasında, ama bu nereler için? Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ilçeleri için. 07 ile 16 arasında oy kullanacak bu iller. Saat 8 ile, yani sabah 08 ile 17 arasında da biraz önce saymış olduğum illerin dışındaki kalan bütün illerde oy kullanma işlemi başlayacak. Biraz önce adlarını saydığım illerde 16'da, diğer illerde de saat 17'de oy verme işlemi bitecek. Şimdi ne yapacaksınız? Önemli olan şu. Seçmen kayıt şeyleriniz gelmiştir, kağıtlarınız gelmiştir ama şu ana kadar elinize ulaşmamış seçmen kaydınız var ise nerede oy kullanacağınıza ilişkin e-devlet üzerinden kayıtlı olduğunuz adresten nerede oy kullanacağınız belirli. Orada hangi sandıkla oy kullanacağınızı bulacaksınız. Aynı zamanda seçmen.ysk.gov.tr adresinden de seçmen sorgulama bölümünden veya cep telefonlarınıza bunun yazılımını da indirerek mobil olarak sorgulayabilirsiniz sandığınız yerini, nerede oy kullanacağınıza dair. En önemli şey üzerinde TC kimlik numaranızın da yazılı olduğu bir kimlik kartınızı yanınıza bulundurmanız. Bu kimlik kartındaki kastım şu: nüfus cüzdanınız. Ya yeni çipli kartınız ya da halihazırda kullanmakta olduğunuz nüfus kağıdınızı mutlaka yanınızda bulundurun. Mesleki kimlik kartı olarak da avukat, noter ve askeri kimlik kartı kimliğinizi tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini yanınızda bulunduracaksınız. Pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organının mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları da bu seçim için geçerli olacak. Oy kullanırken çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Geçmiş yıllarda en çok düştüğünüz şey, şimdi yaptırımı ve cezası var. Oy pusularınızı almadan önce üzerinizde bir cep telefonu varsa geçici olarak teslim edeceksiniz ve oy kullanacağınız kabine öyle gireceksiniz. Çektiğiniz oy, kullandığınız oy pusularının resmini çekmek, daha sonradan yayınlamak ya da işte seçim bitmeden deklare etmek suç. Hesaplarınızdan tespit edilirseniz cezalandırılacaksınız maddi olarak. Oy verme işlemi bitene kadar seçim alanlarında cep telefonuyla görüntü almak ve alınan resimleri paylaşmak yasak. Bir başka cihaz da götüremiyorsunuz yanınızda. Son olarak da engelli seçmenler için görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar için o seçim çerçevesi seçmeni olan
ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecekler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecekler. Oy kullanma sırasında yardım edemeyecekler. Bunlar çok önemli. Özellikle şu cep telefonu konusuna lütfen özen gösterin. Çünkü sandık başındaki görevli polis memurları bu konuda gerekeni yaparlarsa üzülürsünüz. Bunlar pazar günü yapılacak olan seçimlerde en dikkat etmeniz gereken şeyler. Hocam bir de en dikkat edilmesi gereken şey bu seçimin sıkıntılı bölümü muhtarlık seçimleri. Evet. Bunlar tabii şimdi kendi mahallelerinde hatırı sayılır insanlar. Oranın ileri gelenleri. Ve rakipleri de öyle. Yani kısım akraba, konu, komşu, işte mahalleden esnaf falan. En çok, şimdi seninle yayına girmeden önce bugün bakıyorum ne olmuş diye. En çok problem çıkan seçimler muhtarlık seçimleri. Kesinlikle. Sıkıntılar yaşamış insanlar doğru. Oralarda, semtlerde. Bu birazcık da şey sanıyorum kanlarına dokunuyor kaybedince. Evet. Ama bu bir seçim. Yani biri kazanacak, bir yarış bu. Bir kesinlikle. Kişi kazanacak bunu. Bu da diğerlerinin güvensiz ya da işte bu işi beceremeyeceği anlamında değil. Sonuçta insanlar başta kendi mahalleleri olmak üzere kendilerini yönetecek yöneticilere oy kullanacaklar. Tabii ki. Ne tavsiye edersin? Şimdi özellikle bunu bir yani hayatın sonu bir daha seçilemeyecek veya insanlar tarafından bir haksızlığa uğradığını düşünmek bunlar son derece yanlış. Çünkü zaten o muhtarlığa aday olmak için ona karar vermek de bir başarı. Sonra hükümet veya devlet tarafından o şartları sağlıyor olmak da bir başarı. Yani o seçimlere katılmak da ayrı bir onur, gurur meselesi. Yani bu şanla, şerefle demek ki alnına, kendine güveniyorsun. Topluma birçok şeyler katabileceğini düşünüyorsun. Ey muhtar kardeşim, gerçekten yani bunca başarın varken belki onu taşlandırmak istiyorsun ama bu öyle bir tatlı yarış ki o diyor ben daha vatana, ben daha millete faydalı olurum. Sen diyorsun benim şöyle projelerim var, böyle projelerim var. Seçim kampanyaları süresince yarış devam etti. Ama halkın gönlünde de aslan yatan aslan başka biri olabilir. Veya hanımefendi olabilir. Şimdi biliyorsunuz hanımefendiler de kolları sıvadılar ve ben de muhtar adayım diye girdiler. Ben çok mutlu oluyorum, görüyorum kendimi. Ben son derece Türk kadının... Benim semtimde de 3 tane aday var bayan. Hatta bir tanesini tebrik ediyorum. Üzeri ve azalar da bayan. Vallahi evet. Tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız. Çünkü kadının olduğu yerde temizlik var, titizlik var, düzen var, bel bereket var. Elbette erkekler olmasın demiyorum. Olsun ama birbirimize yer açalım. Sonuçta kadın erkek paydası altında değil, insanlık ortak paydası, vatandaş ortak paydası içinde buluşuruz. İyi olan kazanır, hayırlı olsun demek lazım. Yani seçimde yeneni tebrik etmek büyük bir erdemdir. Yoksa silahı çekmek, geçen yıllarda olduğu gibi kan dökmek, bunu bir gurur, kibir meselesi yapmak. Yenen de şunu yapmamalı, yenilenlerin kişiliğine saldırmamalı. İşte onların soyunu kurutacağım, onları buradan sürdüreceğim, dünyayı dar edeceğim. Sen kimin verdiği yetkiyle dünyayı diğer yenilen veya seçilmeyen adaylara veya vatandaşları tehdit edebilirsin ki? Senin patronun millettir. Milletin verdiği yetkiyle, milletin verdiği maaşla, ödediği vergiyle bizi efendice yönetirsin. Yoksa bir sonraki seçimde kazanın da defterini dürmesini milletimiz bilecektir. O yüzden kazanan kaybeden yoktur. Yeter ki milletimiz kazansın, dostluk, kardeşlik kazansın. Bir defa yenildim diye ruh sağlığını, beden sağlığını bozmaya veya diğer kişiyi katletmeye hatta kan akıtmaya hiç hakkımız yoktur. Herkes gösterdi hünerini, seçilen seçildi. Bir sonraki seçim göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu arada sen fizibilitemi yapacaksın, çalışmamı yapacaksın, ekibini mi toparlayacaksın,
Efendice ama efendice, mutlaka efendice muhalefette mi kalacaksın? Göster kendini. Kazansan da yola çık, kaybetsen de yola çık. Hocam güzel şeyler söyledi. Ben yine seçimle ilgili bilgiler vermeye devam edeyim size. Yarın akşam saat 24 itibariyle içkili restoran, lokal ve eğlence yerleri kapalılar. Bir ertesi geceye kadar zaten bildirilecek. Bu arada pazar gününe rastlayan bütün düğünler saat 20 sonrasına atıldı. O yüzden de gündüz yine toplu ve kapalı alanlarda eğlence ya da buna benzer işte şeyler, cemiyet toplantıları falan gerçekleşemeyecek. Şimdi bu seçimlerde neler olacak? Bu seçimlerde büyük şehirlerde, yani şehir İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkan adayı, belediye başkanı, belediye meclis üyeli, muhtar ve ihtiyar heyeti seçeceğiz. Büyükşehir olmayan illerde il genel meclis üyesi, belediye başkanı, belediye meclis üyeli, muhtar ve ihtiyar heyeti seçeceğiz. Köylerde de il genel meclis üyeliğiyle muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçeceğiz. Yine söylüyorum, ne olur mutlaka üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu bir kimlikle gideceksiniz. Aksi takdirde ağzınızla kuş tutsanız oy kullanamayacaksınız. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun net talimatları var bu konuda ve sandık başında da bunlar uygulanacak. Oraya gidip zaten sabahtan akşama kadar gelecek olan insanlara bunları tek tek anlatacak olan insanları zora koymayın, kendinizi de zora koymayın. Bir de ya sabah erkenden gidelim, şunu da kullanalım, günden kazanalım diyerek böyle belli bir saatte yığılmayın oralara. Hem sizin için hem şey için, oradaki görevliler için. Tamam. Gün içinde buna uygun saatler var. Acele etmeden birlik ve beraberlik içinde pazar gününü atlatacağız inşallah. Bir kez daha hatırlatıyorum. Pazar günü saat 18 itibariyle de Uçan Kuş TV ekranlarında başlayacak olan seçim özel programıyla bütün gece boyunca sandık sandık, il, ilçe ne var ise tamamının gelen sonuçlarını sıcağı sıcağına sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Bu ekranlardan inşallah memleket için hayırlısı olur. Kime güveniyorsanız, sizi kimin idare etmesini istiyorsanız bulunduğunuz bölgede. Çünkü siyasetin en önemli şeyidir bu. İlçe belediyeleri ve il belediyeleri, yani büyükşehir belediyeleri. Muhtarlıklar da öyle. Yani aslında siyaset muhtarlıklardan başlar. Hep bu şeyimiz vardır ya hocam. Aman kim uğraşacak bununla? Aslında öyle değil bu iş. Öyle değil. Yani sorumluluk alacaksanız gideceksiniz bir muhtarlık heyetinde bulunarak mahallenizi güzelleştirmekle başlayacaksınız. Ya da işte belediye il meclislerine gireceksiniz. Orada bu mücadeleyi vereceksiniz. Tabii. Neden? Çünkü önemli olan yaşadığımız yerleri daha güzel kılabilmek için. Tabii ki. Nasıl ki toplumun yapı taşı aile ise, yani muhtarlıklar da ilçelerin yapı taşıdır, kasabaların yapı taşıdır. İlçeler de illerin yapı taşlarıdır. O yüzden bu mozaiği iyi örmemiz lazım. Muhalefetiyle, iktidarıyla hep beraber, kazananıyla, kaybedeniyle bu 4 yıllık süreci iyi takip etmek lazım. Verilen vaatleri yerine getirip getirmediğini seçilen belediye başkanlarının takip etmek lazım. Takipçisi olmak lazım. Bu en doğal hakkımız. O yüzden kaybedenlere de birçok görev düşüyor. Onlar da muhalefeti kazanıyorlar. Muhalif olmayı veya yapıcı muhalif demek istiyorum. Yıkıcı muhalefet değil. Yapıcı muhalefet olmayı hak kazanıyorlar. Yani birisi icraatı yürüten, biri de denetleyen oluyor. O yüzden hangi parti olduğuna bakmadan özellikle mahalli seçimlerde projesi iyi olanın, faydalı olanın, belli geçmişi olanın, belli icraatları olanın, yani bu seçimlerde bence partiye değil adaya vermek lazım oyu. Çünkü benim kanaatim bu şekilde muhtarlıklardan, ilçelerden ve illerden başlayarak bir kurtuluş hareketi başlatmamız lazım. Bu da ekonomik kurtuluş olur, icraat olur, proje olur, psikososyal gelişim olur, toplumun barışması olur, tekrar kenetlenmesi olur, teknolojik donanımlarla donatılma olur. Külliyen bir seferberlik bekliyorum ben. Ben sadece şu şeye takayım hocam ya. Mahalle muhtarlıklarındaki heyetlere ihtiyar heyeti.
kötü bir isim yani. İhtiyar evet. heyeti. Niye? Tabii genç heyeti. Yani niye lazım. İhtiyar heyeti? Hani her şeyden elini ayağını çekmiş. Hani adamların toplandığı yer gibi aslında değil öyle mi? Değil. Yani mahalle dediğiniz yer. Yani emeklilerin yeri gibi. Ha, ya keşke emeklilerin yeri olsun. Yoksa ihtiyarın başka anlamı var. Şimdi elbette. İhtiyar bizim kafamızda nedir? Ya ihtiyar dediğimiz adam hakikaten yaş olarak da çok böyle üst seviyede. Tabii. Hani artık yani dünya işleriyle de işini tamamlamış adamlar. Halbuki muhtarlıklar ciddi efor isteyen yerler. Kesinlikle. Az buz bir şey. Dinamizm gerekiyor. Tabii bir kere kendi bölge belediye başkanınızla yani siz de kendi bölgenizin aslında yani muhtar kendi mahallesinin tamam. belediye başkanı, başbakanı, valisi, emniyet müdürü, muhtar öyle bir güçte orada. Doğru. Yani o mahallenin muhatabı aynı zamanda siyasi erke karşı. Her anlamda hem devlete hem ilçe belediye başkanına karşı hem hükümete karşı hem millete karşı yani 4-5 misyonu var. Ama yani, işte bu ihtiyar heyeti hikayesine takım. Niye ihtiyar heyeti? Bence güncellenebilir bilgi. Bence takılmamak lazım. Bence de güncellesin. Çünkü tamam. neden? Şöyle şimdiki dönemde bakıyorum mesela sokaklarda işte afişler var tabii. Onlar da güçleri yettiğince afişler yapıyorlar. Kesinlikle. Çok gençler ama var. Ama çok kreatif yani, şeyler. Yapıcı, tabiri caizse yaratıcı reklamlar yapıyorlar. Bence onlar hocam, gençlik heyeti. Hocam en hoşuma giden şey buyurun. Fazla kadın var bu sefer. Yaşasın. Bu vallahi şanslıyız bence. Yani kadınların yönetimlere talip olmaları, evde oturmaktan artık kendilerini kurtararak dışarıya çıkmaları ve görev üstlenmeye hazır olmaları güzel bir şey. Bence çok önemli. Alınlarından şey. Öpüyorum. Niye diyeceksin? Bayanlarımızı kutluyorum. Niye diyeceksin? Onlar sanki toplumun tüketenleri gibi gözükme ön yargısından kurtulup toplumda söz sahibi üretenler. Biliyorsunuz yani o Kurtuluş Savaşı yıllarında olsun, Çanakkale'de olsun, Erzurum'da olsun erkeklerin çok yaralı olduğu, çoğunun harbe gittiği dönemlerde Nene Hatun gibi böyle girişken, cevval kadınlarımız iş bize düştü deyip nasıl ki Türkiye'nin kurtuluşuna büyük katkı sağladılarsa bence siyaset dünyasında da yönetim dünyasında da kadınlarımız artık ortaya çıkmışsa zamanı geldi demektir. Belli söz sahibi olacaklar, yönetimlere katılacaklar. Zaten bize yapıcı telkinlerde bulunacaklar. Erkekler için bu bir kayıp değil. Tam tersine diz dize, göz göze, omuz omuza Türkiye'yi tekrar inşa etme ve birlikte yönetme fırsatı doğmuştur. Kadınların olduğu her yerde suyun akışı değişiyor. Kesinlikle. Mesela maçları bilirsiniz işte. Maçlar erkeklerin ağırlıklı gittiği tamam. yerdir. Top belde küfürler ederler, tamam. bağırırlar falan. Ne zaman tribünlere kadınlar girmeye başladı, tribünde şiddet ve küfür azaldı. Azaldı. Yani kadın... Çünkü bir kontrol mekanizması var bir hani... nevi. Bir de nezaketli insanlar. Tabii. Yani yarısı olmasa bile tribünlerin üstüne... Kadın olduğu yerde müsaade etmiyor zaten onun yapılmasına. Tabii. Onu yakıştırmaz. Onu durdurur. Onun için siyasette de kadınların yer alıyor olması güzel. Kesinlikle büyük güzel. Bir kan davalarında olsun, itiş kakışta olsun kadınlarımızın yapıcı bağırış çağırışları durdurucu ve önleyici ve engelleyici sen ne yapıyorsun aklın başında mı deyip her iki tarafa bir anne çünkü onlar çoğunluğu. Kadınların çoğunluğu anne olduğu için veya ya da anne abla adayı. Ya da anne adayı. Tabii sonuçta kadın. Yani bizden daha çok yaratılış itibarıyla erkeklere göre daha şefkatli, daha merhametli, daha kucaklayıcı. Hani hemen öfkeyle asıp kesen insanlar değiller. Erkek hemen öldüreyim, vurayım, kırayım, kan akıtayım, bıçaklayayım, iteyim, kakayım, ezeyim derdindeler. Yani bu nasıl bir benliktir? Demek ki bu kişinin benliği darmadağın. Sadece dilinde küfür, elinde silah veya bıçak ya da yumruk. Başka gücün yok mu? Durdurucu bir diplomatik, bir psikolojik gücün yok mu? Bunca yıl bu bedeni, bu fiziği buraya nasıl getirdin? Bomboş getirmişsin. Böyle bir bizim güce ihtiyacımız yok ki. Böyle bir güce İnşallah ihtiyacımız yok. Bu pazar memleket için hayırlısı olsun diyelim ve artık...